Herkese merhaba. Bugün bir USB belleğe Windows işletim sistemi nasıl yazdırılır? Format için USB bellek hazırlamadan bahsedeceğim bugün. Hani format alacaksınız. Format adımlarını biliyorsunuz. İzlediğiniz videodan. Bununla ilgili oynatma listemiz var zaten. Format nasıl atılır diye bir oynatma listesi oluşturdum. Tüm bilgisayar markaları ile ilgili hani format atma ve BIOS ayarları var. Zaten burada önemli olan İlk olarak USB belleği hazırlamaktır. Daha sonra BIOS'tan USB bellekten başlat seçeneğini seçersiniz. Geri kalan adımların tamamı next, next, ileri, ileri diyerek kurabilirsiniz. Hani önemli bir ayar yok devamında. Şimdi USB belleği nasıl işletim sistemini yüklersiniz bunu göstereceğim. Benim elimde Windows 10 versiyon 1709. 1709 versiyonu yüklü şu an elimdeki USB bellekte. Bu arada USB belleğinizin boyutu ne olmalıdır onu da söyleyeyim. Hani 4 GB'dan fazla olabilir veya 4 GB'da eşit olabilir. Bu neye göre değişir? Yükleyeceğiniz işletim sistemine. Mesela Windows 7 için veya Windows 8 için 4 GB'lık USB bellek yeterliyken Windows 10 için minimum 8 GB'lık bir USB belleğinizin olması gerekiyor. Çünkü boyutu bakın 4.18 GB. Zaten şurada megabayt cinsinden verilmiş. 4 GB'lık bir USB bellek 1024 olduğu için 1 GB 4096 yapıyor. Bakın bu da 4096'dan büyük bir değer olduğu için minimum 8 GB'lık bir USB belleğinizi elinizde bulundurmanız lazım. Ben işletim sistemini buradan indirdim. Bakın burada versiyonları var. Microsoft Worm Licensing Center diye bir site var. Ben tüm işletim sistemlerim lisanslı olduğu için hani buradan direkt Microsoft'un sitesinden işletim sistemini indirebiliyorum. Diğer eski versiyonlar dahil. Bakın burada ben Türkçe olan versiyonunu seçtim ve 64 bit olanını seçtim. Windows 10 versiyon 1803 olanı indireceğim. Güncelleme tarihi de Mart 2018 diye verilmiş. Şuradan seçenekleri seçerek 32 bit veya hangi dilde indireceğinizi belirleyebiliyorsunuz. Daha sonra indire tıklıyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Siz buradan indiremeyebilirsiniz belki. Bunun için şöyle bir şey var. Giriyorsunuz arkadaşlar Google'a. Windows 10 hangi sürümünü indireceksiniz? En son sürüm hangisiyse indir diyorsunuz. ISO indir de diyebilirsiniz ama muhtemelen ISO dosyası çıkacaktır. Buradan herhangi bir Windows'un ISO dosyasını bulup indirebilirsiniz herhangi bir siteden. Ben yine link olarak vereceğim videonun yorum kısmında. Videonun yorum kısmında vereceğim linkten işletim sistemine hangi işletim sistemini kurmak istiyorsanız yorum kısmına yazın. Windows 10 kurmak istiyorum. Link verir misiniz diye. Veya ben açıklama kısmında veya yorum kısmında Windows 10 hangi sürümü ise 1803'tü mesela az önceki sürümü ki altında link şeklinde açıklamalı bir şekilde vereceğim. Daha sonra bu Rufus'un da linkini vereceğim. Bunu da Google'a Rufus yazarak bulabilirsiniz. Bakın Rufus'u gezginlerden direkt indirebileceğiniz gibi kendi sitesinden de indirebilirsiniz. En son sürümü 2.18'miş. Bakalım sitesinde en son sürümü 2.18 mi? Evet 2.18. Rufus'u niye kullanacağız? İşletim sistemini indirdik. Diyelim işletim sistemini indirdiniz siz. Ben işletim sistemini bakın indirdim burada. Windows 10 Pro Enterprise diyor. Hepsi için de Workstation sürümünü indirmiştim. 64 bit. Burada da hangi versiyon olduğu yazıyor. Bunu indirdim bir kere. Direkt flash belleğin içine sürükle bırak yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Flash belleğimi şu an bilgisayarıma takıyorum. 16 GB'lık bir flash belleğim var. Siz dediğim gibi minimum 8 GB kullanmak zorundasınız. Bunun için de zaten benim bakın işletim sistemim var. Açıklamalı bir şekilde de yazmışım. Bakın şurada göstereyim. Bilgisayarın içine gireyim. Burada hani açıklamasını da yazmışım. Windows 10 Pro daha net anlaşılsın diye. Bunu şimdi ben yenisiyle değiştireceğim. Bu arada da size anlatmış olacağım. Rufus programı yardımıyla direkt atamazsınız için. Hani sürükle bırak yardımıyla direkt USB belleğin içine at yapamazsınız. Yaparsanız çalışmaz. Çünkü sıfırdan bir işletim sistemi kuracaksınız. Rufus programını indiriyorsunuz. Taşınabilir Rufus veya normal 2.18 indirebilirsiniz. Ben indirdim. Bakın şurada. Taşınabilir olanını indirdim. Onu da yine masa üstüne sürükle bırak yapalım. Şimdi Rufus programımızı çalıştırıyoruz. Çalıştırılmasını mı? Evet diyeceksiniz. Şu an bir hata verdi. Denemek istiyor. Güncellemeyi denemesine gerek yok.
İsterseniz deneyebilirsiniz. Programımız açıldı. Bakın şu an USB belleğimizi tanıdı. Windows 10. Hatta USB belleği çıkar yapayım mı? Bakın çıkardım. Kayboldu. Taktım. Tüm ayarlarıyla beraber geldi. Bakın şu an içindeki USB belleğin ayarları buymuş. Göstereyim hemen. NVR bölüm düzeni. BIOS ve UEFI için. Burada NTFS olarak gelmiş. NTFS olması gerekiyor. FAT32 olmayacak. FAT32 ve NTFS'in farkı nelerdir? Bunu merak eden arkadaşlar olabilir belki aranızda. FAT32 ve NTFS'in farkını da bir videoda anlatmıştım. Bunu da isteyen arkadaşlar izleyebilir. İsterlerse linkini verebilirim ya da YouTube'da aratarak bulabilirler. FAT32 ve NTFS farkı ve şunların farkı, birbirlerinden farkı nedir ne değildir. Şu an videoda önemi yok bunun. Şimdi burada indirdik bakın. Bunu da varsayılan olarak bırakmışım. İsimlendirmişim. ISO yansıması. Şimdi diyelim ben buradaki tüm ayarları değiştirdim. Ne yapayım bunu? Bakın UEFI için GPT yaptım. Alakasız bir şey. Bakın bunu da alakasız bir şey yaptım. Şimdi ben burada FAT32 diyelim. ISO yansıması seçtiğim zaman ISO yansımamı seçeyim. Aslında yapacağınız tek şey şudur arkadaşlar. Mesela NTFS seçtiniz ya. Açılış diski oluşturmaya tıklıyorsunuz eğer bu boşsa. Şurada ISO yansıması seçeneği olacak. Çünkü bu bizim ISO dosyamız. ISO uzantılı. Buraya tıklıyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Tüm ayarları zaten otomatik gelecek. Siz herhangi bir ayar yapmayacaksınız. Ayarları ne güzeldi. Normalde bunların otomatik ayarlanması gerekiyor. Tüm ayarların. Tekrardan başlatayım. Hani normalde sadece yapmanız gereken şu arkadaşlar. Rufus programını indirdiniz. İşletim sistemini indirdiniz. Herhangi bir işletim sistemi olabilir bu. Windows'un herhangi bir sürümü olabilir. 32 bit sürümü olabilir. 64 sürümü olabilir. Bilgisayarınız hangisini destekliyorsa. Ben 64 bit sürümünü indirdim. Buradan seçiyorsunuz. Bakın şunu seçtiniz. Diğer hiçbir ayarı oynamanıza gerek yok. ISO yansıması. Şuradan masa üstünüzdeki ISO yansımasını seçiyorsunuz. Daha sonra şuradan Win 10 64 1803, ben tanıyabilmek için bu şekilde isimlendiriyorum. Pro zaten genelde kurduğum sürümler. 64 Pro diyeyim hatta. Bu arada Türkçe olduğunu belirtmek için şunu koyacağım. Yaptığımız ayar bunlar. NVR bölüm düzeni için BIOS ya da UEFI CMS'i seçiyorsunuz. NTFS kalacak. Varsayılanda kalsın. İsimlendirdim sadece. Bu şu an USB belleğin ismi. O da değişecek birazdan yeni verdiğimde. Diyor ki aygıttaki tüm veriler yok olacak. Tamam diyorum. Bu da indirmiştim az önce. Onu gösteriyor. Şunun önemi yok. Yani yaptığımız işlem çok basit. Rufus'u indiriyorsunuz. Şu kenarda olurken ben diğerlerini anlatayım size. Önce işletim sistemi ve Rufus'u indirdikten sonra Rufus'u çalıştırıyorsunuz ve şunu gösteriyorsunuz Rufus programında. ISO yansıması seçiliyor. Şunu gösteriyorsunuz. Bu kadar basit. Hani USB belleği format için hazırlamak gayet basit. Yapmanız gereken ilk önce hangi işletim sistemini yükleyeceksiniz? Windows 10 64'te 64 bitti diyebilirsiniz. Ben zaten bunların tamamının linkini vereceğim size. Hani şöyle söyleyeyim. Hani Win 10 64 bit'in linkini vereceğim. 1803'ü. Rufus programının linkini vereceğim. Siz sadece bunları indireceksiniz. Videoda gösterdiğim gibi Rufus'u açıp ISO yansıması, açılış diski oluşturma yöntemi, ISO yansıması şuna tıklıyorsunuz. Tamam, bunu da göstereyim. Şunu seçtikten sonra gelip şuraya tıklıyorsunuz. Buradaki ayarları herhangi bir, bakın bu aygıtın normalde taktığınız ismidir. Bu sıfırlanacak. Şuradaki ismi alacak. Yeni birim etiketini alacak. Hani şu aygıtınızın takılı olduğunu gösterir. İki tane USB bellek takılıysa buradan hangi aygıtın seçileceğini şuraya basarak seçebilirsiniz. Disk bölümü düzenini NVR bölüm düzeni
BIOS ya da UEFI CMS için yaptım. Dosya sistemi kesinlikle NTFS olacak Windows çıkıyorsanız eğer. Ayırma birim boyutunu 4096 byte varsayılan olarak bıraktım. Yeni bir etiketini daha sonra USB belleği hangi işletim sistemi olduğunu tanıyabilmek için böyle isimlendirdim. Çünkü bende birden fazla işletim sistemi var. Hani yaklaşık 8-9 tane USB bellek var, hepsinin içine farklı işletim sistemi kurulu. Üstlerine yazıyorum etiketli ama... Ben videoyu fazla uzatmayacağım, burada bitireceğim. Bakın arkadaşlar şu an 6.633'te. Bu tamamlanacak, USB bellemiz hazır hale gelecek. Bundan sonraki aşama sadece format. USB bilgisayarınıza takıyorsanız, eğer FreeDOS aldıysanız, FreeDOS'a bir Windows yüklemesi yapacaksanız, direkt hani şeyin içinde, HDD'nin içinde bir işletim sistemi olmadığı için direkt USB'den başlatacaktır. Eğer format işlemi atıyorsanız veya yükseltme yapıyorsanız, hani bunu yükseltme yapıyorsanız, bilgisayar açıkken yani bu şekildeyken direkt USB'nin içindeki setup'a tıklayıp kurulum yapabilirsiniz. Veya yükseltme yapıyorsanız direkt bunun üstüne tıklayıp yükseltmenizi yapabilirsiniz. Format işlemi yapacaksanız onun için de hani BIOS ayarlarından ayarları yapmanız gerekiyor. Format atmanın nasıl olduğunu, hani nasıl format atacağınızı da bilmiyorsanız yine yorum kısmında ya da açıklama kısmında ben tüm format videoların olduğu oynatma listemi veririm. Bunun içinde formatın nasıl atıldığı da var. Kısaca son kez özetliyorum arkadaşlar. Rufus programını indirin. İşletim sisteminizi indirin. Şuradan bunu seçiyorsunuz. Başla diyorsunuz. Başlıyor. Hani uzun sürecek. Ben videoyu burada bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bu sayede bir USB belleğin işletim sistemi yüklenmesi için, yani Windows kurulumu için nasıl hazırlandığını öğrenmiş olduk.